Merhaba. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Burası çok güzel, mis gibi kokan, çok da farklı ekmekleri bulunan, farklı bir yeri olan, hem şarküteri hem bir fırın hizmeti veren bir yer. Öyle değil mi? Şile yolunda. Evet. Evet. Ben öncelikle buranın hizmetlerinden önce sizi tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Hakan Boğaz kimdir? Hakan Boğaz, 1982 İstanbul doğumlu, aslen Rizeli. Üç kuşak fırıncı ailenin en küçük çocuğu. Evet, son temsilcisiyim. Evet. Son bayrağı siz teslim aldınız. Evet. Peki, buranın hizmetlerinden önce siz çekirdekten yetişmişsiniz zaten. Babadan, evet, dededen oluşan bir nesil kardeşisi var, üst üste gelen. Daha da nice senin nesillere de ulaşmanız dileğiyle elbette ama buranın hizmetlerini birazcık açalım. Neler var hizmetlerimizde? Hizmetlerimizde ekşi mayalı ekmekleri yapıyoruz. Cevizli, chia tohumlu ve zeytinli çeşitli ekmekleri üretmeye çalışıyoruz. Bunun yanında şarküteri hizmetleri veriyoruz. Yöresel ürünlerimiz var. Rize'den, Erzurum'dan, Kars'tan getirdiğimiz ve Tekirdağ'dan getirdiğimiz ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Organik ürünler diyoruz değil mi onlara öncelikle? Evet, organik ve yöresel ürünler diyelim. Evet, tabii daha ki. Iyi. Güzel ve sıcak ekmeğin yanında elbette ki kahvaltılık gider diye kesinlikle yaptığınız, evet, bir olay sanırım burada. Evet. Ve burada çok büyük açıklık görerek yaptığınızı söylemiştiniz, öyle değil mi? Şile'de böyle, evet, bir açıklığı vardı ve yakaladınız. Evet, biz zaten şöyle oldu. Yol üstü geçerken güzel bir yer bulduk ümidiyle geldik. İlk önce fırınımızı açtık. Sonra baktık ki devamı var. Şarküteriyi de ekleyince gerçekten müşteriler için de güzel bir hizmet. Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Birçok ekmek çeşidinin yanı sıra farklı ürünlerinizi de görüyoruz elbette burada. Galetalardan tutun da tatlı hizmetine varana kadar. Öyle, evet, değil mi? Evet. Peki Hakan Bey, öncelikle tabii ki burası çok güzel bir yer ve farklı ekmek çeşitlerini görebiliyoruz ama buradaki hizmet verirken nereye dikkat ettiğiniz de çok çok önemli. Çünkü gıda sektörü, öyle değil mi? Hataya mal vermeyen bir sektör. Siz olmazsa olmazlarınız nelerdir? Nereye dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Gıda sektöründe zaten olmazsa olmaz hijyendir. Hijyenin yanı sıra çeşitlilik çok önemli. Bu çeşitliliği işte müşterilerimize farklı ekmekler sunarak, farklı lezzetler sunarak bir şekilde onların önüne sermeyi öngörüyoruz, hedefliyoruz. Kaç çeşitimiz var? Kaç çeşit ekmeğimiz bulunmakta? Yaklaşık 15 çeşit ekmeğimiz var. Bunların içinde tabii çöreklerimiz giriyor, galetelerimiz giriyor. Unlu mamuller giriyor. Unlu mamuller diyebiliriz, evet, daha doğrusu. Peki Hakan Bey, aslında başarı tesadüf değil diyoruz. Siz çok güzel inceleyerek ve açıklığı görerek yapmışsınız ama arkanızda güçlü bir ekibiniz var eminim. Evet. Kaç kişilik ekipten oluşuyor burası? Şu an bu çalıştığımız müessese tam 12 kişilik. Evet. 12 kişi hizmet veriyoruz. Tabii yazın bu sayı bizim bölgemiz yazlık bölge olduğu için bu 15-16 yıla çıkıyor. Ve burada teksiniz aslında siz. Evet. Başka bir yer yok. Yani burada Şile'ye kadar tekiz. Tek işletmeyiz. Yani zaten şarküteri ve fırın anlamında tek işletmeyiz biz burada. Harikasınız. Peki. Şöyle tabii ki burası çok da güzel bir işlek olan bir cadde ama, evet, yine izleyicilerimize isterseniz belirtelim. Burası Şile yolunda. Ömerli, Şile yolu üzerinde ikamet etmekteyiz. Evet, gelen geçenin sürekli görebildiği ve yol üzerindesiniz. Kesinlikle. Buradan Şile'ye gitmek isteyen kişi beni görmeme diye bir şansı yok. Buradan Şile'ye giderken ya da Ömerli'ye uğrarken uğrayabilirler. Evet. Sizi görebilirler. Kesinlikle. Güzel hizmetlerinizden yararlanabilirler. Evet, kesinlikle. Güler yüzünüzden de. Peki Hakan Bey, mutlaka ki bir iş yeri açılırken çok büyük hedeflerle ve hayallerle açılır ve hedefler de bitmez ama şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Tam değil. Daha hedeflerimiz var. Hatta belki bu şubeleşme açısından da daha iyi olabilir. Birkaç şube daha düşünüyoruz. Tabii ki burayı daha iyi bir seviyeye taşıdıktan sonra. Evet, farklı projelerimiz var. Evet, yani farklı projelerimiz durmak var. Durmak yok diyorsunuz. Kesinlikle durmak yok. Çünkü hedef bitmez. Hedef bitmez. Sürekli yenilik istiyor insanlar. Bu lezzetlerin herkesin tatmasına bekliyorsunuz, öyle değil mi? Kesinlikle. Peki şubeleri açma yeriniz nerede? Neler düşünün? Hangi bölgeler düşünülüyor? Şu an Ataşehir'de ve Maltepe'de bir şubelerimiz var. Şile diye düşünüyoruz muhtemelen. Evet. Yazlık bölgeleri tercih ediyoruz şu anda. Peki. Ben kaliteli hizmet anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum çok size. Teşekkür ve son ederim. Olarak da sizi destekleyenlere, müşterilerinize, personellerinize ve ailenize neler söylemek istersiniz? Beni destekleyen müşterilerime öncelikle ve personellerime, aileme gerçekten destekledikleri için size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, evet. Evet. Biz de tüm Şile yolundan geçen herkesi bu lezzetli ekmekleri yemeye, sizin güler yüzünüze, kahvenize ve çayınızı davet edelim. Ve çok teşekkür ediyorum tekrar biz diğer bilgilerinizden ötürü. Farklı projelerde, farklı hedeflerinize ulaştığınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın Hakan Bey. Teşekkürler.